benim gözümün içine baktığını düşündüğüm birisi, ya bir kız, genç bir kız. Meğer benimle konuşmuyormuş, arkamdakiyle konuşuyormuş. Şimdi okuldan kaçmıştım. Babam arıyor, sürekli telefonu kapatıyorum. Bindim ben dolmuşa. Bekliyorum, bir mesaj geldi babamdan. Dedi ki arkana dönüp bana el sallamak ister misin dedi. He kafam bak. Bize bir sıçma hikayenizi anlatır mısın? Üniversite otoparkında içiyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Biraz fazla kaçırdığımız için doğal olarak ihtiyaçlarımızı gidermemiz gerekiyor orada. Ben de gayet bir şekilde içiyorum. Üniversiteden gelen sesleri duydum. Baktım böyle, dedim herhalde kafam güzel, garipten sesler duyuyorum. Baktığımda 3 tane kızın önümden geçtiğini gördüm. Gecenin bir yarısı karanlıkta. Çok umursamadım, döndüm arkamı, neyse. Bir hafta sonra aynı üniversitede bir voleybol turnuvasına katıldık. Aynı kızları orada bir daha gördüm. Bakıp bana gülüyorlar. Bütün arkadaşlarına anlatmışlar. Böyle salak bir hikayem var. Şimdi okuldan kaçmıştım. Çok, her şey çok iyiydi. Tabii kimsenin haberi yok. Ben böyle gezdim tozdum. Akşam oldu. Dedim ki eve gideyim artık. Ondan sonra babam arıyor. Sürekli telefonu kapatıyorum. Tabii kaçtım çünkü. Ondan sonra bir gazla işte dolmuş böyle hareket etmişti. Dolmuşu durdurdum. Dedim abi, dedim ne olur beni al, ben çok geç kalıyorum. Ağzına kadar doluydu dolmuş. O da dedi ki tamam hadi gel bin alayım. Normalde almam falan dedi. Bindim ben dolmuşa. Sonra telefonum çalıyor. Bir babam arıyor, bir annem arıyor. Bir babam arıyor, bir annem arıyor. En sonunda telefonu usulca kapattım. Sonra bekliyorum bekliyorum, bir mesaj geldi babamdan. Yani babam hiç öyle bana fotoğraf falan atmaz. Ben de açtım fotoğrafı, baktım kendimim. Sonra dedim ki ne oluyor falan. Sonra dedi ki arkana dönüp bana el sallamak ister misin dedi. Böyle kafamı uzunca çevirdim ve babam orada bana böyle mükemmel bir şekilde el sallıyor. Birlikte eve gittik. Eve gittiğimizde de çok iyiydi her şey. Sıçma hikayem valla öyle 4 gün önce sıçtım. Hangi olaydı? He kafam bak. Dikişli. Tabii. Ne oldu da dikiş oldu? Ya arkadaşım biri böyle küfürlü falan konuştu. Sonra işte konuşacağız dedi. Biz de delikanlıyız, konuşmaya geliyor diye şey yaptık. Meğer konuşmaya gelmemiş. Vuruşmaya gelmiş. Sonra işte kafe 10 tane zımba yiyince akıllandım. Bundan sonra kimseyle konuşmuyorum öyle fazla. Biz size konuştum bu olaydan sonra. Ha, yok bir sıçma hikayem yok, anlatamam. Sıçma hikaye. Seymenler'de içtiğim zaman, inşallah babam izlemez Allah'ım ne olur. Seymenler'de içtiğimiz zaman su havuzuna düşmüştüm. En kötü anım bu olabilir herhalde. Sıçma hikayesi güzel. Bir gün bir partnerim var yanımda. Bir şeyler olacak işte. Krem arıyorum. Elime attığım bir krem tesadüfen mentolü çıktı. Ya o bayağı bir hikayesiydi. Çok ağır mentolü çıktı. Yani hem de kas gevşetici özelliği de varmış herhalde. Hem kas gevşetici hem mentol özelliği. Yani ne siz sorun ne ben anlatayım ne olduğunu. Partnerle görüşüyor musun? Yok bıraktık görüşmeyi. Tabii. Bize bir sıçma anını anlatır mısın? Ah sıçma anısı. Ya ben bir ara bizim şey vardı. Coğrafya hocası. Dedim ki ben prostatım var benim dedim. Sigara içmek için tuvalete gidecektim. Hoca beni tuvalette bastı. Hani senin prostatın var dedim. Elimde sigarayla kaldım. Valla güzel bir sıçma hikayesi var bildiğim. Bir gün tuvalet kağıdı bulamayınca direkt tuvalete bir şey atmayın dedi, o kağıdı yırtıp silip atmışlığımız var yani. Valla hala söyleyeyim size. Normal sıçma hikayesi mi? Evet. Şimdi bir gün şeydeyiz, kafelerdeydik. Kafede oturuyorduk. Ha, birden o kadar kalabalığın içinde. Gerçek sıçma hikayesi bu. Evet. Ben değil. Yanındaki arkadaş, ya bayan. Hayır, işedi. Öyle bir hikaye vardı. Ortalığı işte kuturdu yani. Abi tuvalete giriyorum, bir sıçıyorum, pap, yırtıl diyorum. Yırtılıyor, bir bok çıkıyor şu kadar namusuma. Yırtıl! Abi bak ne oldu? Bir gün okuldayız, şey yaptık abi, okuldayız bir baktık bokçu temiz şeyci geldi. Laboyu bir kırdılar abi, tıkanmış. Abi şöyle çocuklar çıktı labodan. Kızlar hamile kalmış, oraya sıçmış abi. Yırtıl diye. Ya şöyle, nasıl anlatayım şimdi? Arkadaşlarımla beraber bir otobüs macerası olmuştu. Nasıl oldu? O zamanlar keçöreni falan bilmiyorum. Yaşım da küçük zaten. 7. sınıfım galiba, tam hatırlamıyorum şu an. Bir yer verme muhabbeti olmuştu. Teyzenin biri farklı bir kişiye söylüyor. Fakat bunu ben kulağımda kulaklık olduğu için kendime algıladım. Ve bana bir laf geldiğini düşündüm. O an teyzeyle bir münakaşa yaşadım. Hani buyurun oturun gibisinden. Fakat dedi tek şey şu oldu. Yavrum sen benden büyük duruyorsun. Evet, aynı bu tarzda bir şey söyledi ve ben kala kaldım ha. Şöyle anlatayım. İlkokuldayken oldu. Herkesin ortasında düşüp hani yere kapaklanırsınız ya. O şekilde bir olay oldu ama eteğim başımdaydı. Ben de ortaokul hanım. Arkadaşım zaten. Onun sıçma hikayesi benim de sıçma hikayem. Arkadaşım da aslında benim bir sıçma hikayem. Tuvalette sigara içerken
Hoca baskın yapmıştı. Beden hocamız da kalıplı kaslı bir adamdı. Arkadaşım pis duvara oturtup dövmüştü. Ondan sonra ben de o aradan kaçacağım derken diğer hocadan da ben dayak yemiştim. Böyle bir sıçma anım vardı aklıma gelene. Ya geçenlerde bir kafede otururken yani benim gözümün içine baktığını düşündüğüm birisi, ya bir kız, genç bir kız. Meğer benimle konuşmuyormuş, arkamdakiyle konuşuyormuş. Ben de işte kalkıp cevap vermiştim. Bayağı bir orada. Sonra arkamı döndüğümde işte fark ettim arkamdakiyle konuştuğunu. Böyle yanımdan geçip gittikten sonra yani ayakta bir süre böyle mal gibi kalmış, zorunda kalmıştım. Yakın zamanda oldu bu olay. Stajyerim, çalışırken oturuyordum. Elektrik denemesi yapıyordum. Hani cahillik, hiçbir bilgim yok falan. Başımda da kimse yoktu. Denerken işte 220'den seri lambadan 220 çıkıyor. Bunların elini almıştım işte. Bayağı bir çarpılmıştım. Hani bağırıyordum işte böyle fişi çek falan diye bir bağırdım. Bayağı bir rezil olmuştum işte orada işte çalışırken falan. Anlatırım abi. En kötü sıçma şeyi, acı veren var ya abi. Hani biber yersin. Allah çarsın bildiğin Ünal Turan gibi. Ahey ahey böyle işte anlarsın abi. Abi bu ne soru ya? Bugün bir manyak sorular soruyorsunuz abi, olmaz böyle. Demin bir hikaye yaşadık da bayağı yanlış durak demiş ama bu herkesin başına geliyor yani. Çok da bir sıçma değil. Abi daha dün mü oldu böyle bir olay? Ya ben telefonla arkadaşa bir şey gösterecektim. Yanımda da yeni böyle sevgili olacak arkadaşım vardı. Bu da bağırarak kızın yanında söyledi. Hayatım sıçtı. Sıçışa geçtim o saatten sonra abi. Yemin ederim ya. Sıçış hikayesi. Bundan bir ay önce bir kız arkadaşımla oturuyordum. Eski bir kız arkadaşımız önümüzden geçti de ondan sonra ayrıldım ondan. Orada büyük sıçmıştım. Allah şükür evde onu düşmedik. Daha inşallah düşmeyiz. Sıçma hikayemiz. Abi şimdi bu nasıl diyeyim sana? Sevgilisinin yanında bir sıçma olay var da onu anlat da. Patlama olayın işte. Nasıl patladım? Hangi mevzudan bahsediyorum? Neyse şey yapıyor abi ya. Burada utan. Patlamadık abi öyle ya çok. Biz işimizi gizli yapıyoruz abi. Öyle deşifre etmiyoruz kendimizi fazla. Abi bak şimdi ben sana şöyle bir anımı anlatayım. Ben pansiyonda kalıyordum Hatay'da. Ya abi şimdi bizim okulda bazen su problemi oluyor. Su problemi oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir hafta boyunca su yok. Bir de perşembe günüydü. Hiç unutmuyorum. Ya şimdi ben okulda bayağı bir yaramazdım yani. Yalan yok. Pansiyonda yapmadığım kalmıyordu yani. Abi o gün işte bizim arkadaş var. Odada arkadaş. Harbi sıçma hikayesi yani. Bu harbi öyle. İşte o su gelmiyor filan. Benim akşam yemeği oluyor. Yemekte de bizim arkadaş normalde hiçbir bu pezevenkler yapmaz da bu harekete. Benim önüme yemeği getiriyorlar abi. İçine müsül atmışlar şerefsizler. Ha. Ondan sonra abi işte akşam oluyor. Benim o saat 1-2. Benim zaten midem de rahatsızdı o gün. Ondan sonra benim odayı filan kilitliyorlar abi. Akşamleyin kilitlemişler ama nasıl kilitleme, öyle böyle değil. Ben tuvalete gideceğim. Sıkıştım. Bayağı bir sıkıştım yani. Abi çıkamıyorum dışarı. Ama geldi geliyor yani. Geldi geliyor. Ne yaptığımı söyleyeyim. Çöp kutusu. Bildiğin tuvaleti oraya yaptık abi kakayı. Orada o zamanlarda benim bir tarih hocam vardı. Krize girdi. İşte ben artık tarih hocasını aradım telefonda. Hocam kapıyı açtım ben çöpe sıçtım dedim. Hoca gülüyor. Almanca öğretmeni vardı bizim. O da böyle yaşlı bir hoca. O da gülüyor. Ben bornozla beraber okul hemen yan yana. Okulda su var. Bizim pansiyonda su yok. Hortumla beni hoca yıkıyor yukarıdan. Öyle bir zamanım oldu yani. Kese var mı? Kese yok abi. Kese yokmuş. Kese var mı? Kese yoktu abi. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.